Herkese merhabalar arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Evet, edebiyatta artık yepyeni bir bölümle karşınızdayım. Ne diyoruz? Geçiş dönemi diyoruz. Ben dedim ki size, her yeni bir döneme geçtiğimde muhakkak tabloyu çizeceğim dedim arkadaşlar. Evet, şimdi biz ne yapıyorduk? Edebiyat dönemlerimizi, yani Türk edebiyatı dönemlerini kendi içinde üçe ayırıyorduk. Birincisi İslamiyet öncesi Türk edebiyatı, ikincisi İslam etkisindeki Türk edebiyatı, üçüncüsü ise Batı etkisindeki Türk edebiyatıydı. İslamiyet öncesi Türk edebiyatı kendi içinde ikiye ayrılıyordu, zaten görmüştük. Sözlü dönem ve yazılı dönem. Ben bir günde Müslüman olmuyorum arkadaşlar. Yani düşünsene, ben bugün gök tanrı inancına sahibim. Hop, gece saat 12'den sonra Müslüman oluyorum. Böyle bir dünya yok arkadaşlar. İşte İslamiyet öncesinden İslamiyet'e geçişte biz adı üstünde bir geçiş dönemi yaşayacağız. Ve bu geçiş dönemi 11. ile 13. yüzyıl ya da 10. yüzyıl ile 13. yüzyıl arasını kapsayacak. Devamında İslamiyet etkisindeki, yani İslamiyet sonrasındaki Türk edebiyatı ise iki koldan ilerleyecek. Birincisi halk edebiyatı, ikincisi divan edebiyatı. Daha sonra halk var olduğu sürece halk edebiyatı devam eder demiştim size. Ve devamında divan edebiyatı ise 13. 19. yüzyıllar arasında etkisini gösteriyordu. Ve 19. yüzyılda divan edebiyatı çöküyordu. Ama halk edebiyatı hala devam ediyor. Tekrar ediyorum. Halk var olduğu sürece halk edebiyatı devam eder. Çünkü canlar, biz halkın ürününü, halkı yok etmeden bitiremeyiz. Böyle bir şey de zaten imkansız. Divan edebiyatı ise kalbur üstü edebiyattı. Jacoben bir edebiyat, elitist bir edebiyat, yani saray edebiyatı, toplumdan uzak. Osmanlı o dönemde artık çöküşe geçmiş. Şehit üzerine şehit, toprak kaybı üzerine toprak kaybı yaşıyoruz. Bu durumda bizim gül sümbül edebiyatımız tutar mı? Tutmaz. O zaman divan edebiyatı yıkılıyordu ve Batı etkisindeki ilk edebiyat dönemimiz Tanzimat edebiyatı, daha sonra Servet-i Fünun, daha sonra Fecr-i Ati, daha sonra Milli Edebiyat ve Cumhuriyet edebiyatıyla günümüze kadar getiriyorduk canlar. Şimdi burada önemli olan nokta şu: geçiş dönemi demek eski ile yeni özelliğin beraber kullanılması demektir. Yani şu, eğer siz yeni bir sürece başlarsanız eski süreçte o ilk başlarda devam eder. Yani arkadaşlar, şu şekilde düşünebiliriz. Mesela Türkiye Cumhuriyeti paradan sıfırı attığı zaman biz o dönemde hem YTL'yi kullandık, YTL isminde yeni Türk lirası, hem de TL'yi kullandık, Türk lirasını. Bakın, tam bir geçiş dönemi. Ya da 3G'den 4G'ye geçerken bazı telefonlarda 3.5G yazıyordu, bazılarında 4.5G yazıyordu, bazılarında 4 yazıyordu, bazılarında da LT diye bir şey yazıyordu herhalde. Tam olarak hatırlamıyorum. LTE olması lazım. Bakın, tamamen bir geçiş dönemi. Ama daha sonra ne oldu? Artık 4.5G oldu ve bütün telefonlarda o şekilde yazmaya başladı. Yani o zaman geçiş dönemi hem önce hem de sonrasını beraber içine taşır. En güzel örnek, İslamiyet öncesinde hece ölçüsü kullanılıyor. Biz Araplardan arz ölçüsünü öğreniyoruz. O zaman eski ile yeni madem beraber kullanılacak, geçiş döneminde hem hece ölçüsü hem aruz ölçüsü beraber kullanılacak. Devam ediyorum. İslamiyet öncesinde biz nazım birimi olarak dörtlüğü kullanıyoruz. Araplardan beyti alacağız. O zaman geçiş döneminde hem dörtlük hem de beyit beraber kullanılacak. İslamiyet öncesinde benim dilim öz Türkçe, yani Türkçe arkadaşlar. Araplardan Arapçayı öğreniyorum, İran'dan Farsçayı öğreniyorum.
O zaman eserler Türkçe, Arapça ve Farsça şeklinde oluşturulacak. Yine devam ediyorum. İslamiyet öncesinde benim göçebe kültürüm var. Göçebe kültürü ile yine devamında Arap kültürü iç içe geçmiş olacak. Yani geçiş dönemi hem İslamiyet öncesi özelliklerin hem de İslamiyet'le beraber Araplardan aldığımız özelliklerin beraber kullanılmasından oluşan bir edebiyat dönemi olacak. Ve aynı zamanda bu dönemdeki eserlere karışık dille eserler diyeceğiz arkadaşlar. Ve bu eserler Karahanlı Türkçesi ile oluşturulduğu için bir diğer ismiyle Hakaniye lehçesi ile oluşturulmuş olacak. Yani bizim geçiş dönemimizdeki ilk dört temel eserimizde Hakaniye lehçesi, yani Karahanlı Türkçesi kullanılmıştır. Bunu asla unutmuyorsunuz. Şimdi tahtayı temizliyorum ve geçiş dönemi diyerek yoluma devam ediyorum canlar. Evet arkadaşlar, tahtayı sildik ve yolumuza devam ediyoruz. Şimdi detaylarıyla geçiş döneminin başlıca özellikleri diyorum ve başlıyorum. Birinci özelliğimiz, göçebe Türk kültürü ile İslam kültürü iç içe geçmiştir. Zaten bu yüzden geçiş dönemi olacak. Yani biz artık İslamiyet öncesi kültürel özelliklerden İslami kültürel özelliklere geçeceğiz arkadaşlar. İkincisi, şimdi düşünsenize, siz din değiştiriyorsunuz. O zaman oluşturduğunuz yapıtlar doğal olarak toplumu bilgilendirici olur mu? Evet olur. Çünkü din değişiyor. Doğal olarak kültür de değişecek. İşte bizim büyüklerimiz ne yapmış bu durumda? Bilgilendirici dediğimiz didaktik, yani öğretici eserler yazmıştır. O yüzden burada ne diyorum? Yapıtlarda toplumsal yaşamı biçimlendirme ve bireyleri bu doğrultuda yönlendirme amaçlanmıştır. Yani sen İslam kültürünün ve İslamiyet'in özelliklerini insanlara aktarmak için didaktik eser oluşturuyorsun ki o dönemde yaşayan insanlar da İslamiyet'i öğrensin diye. Devam ediyorum. Didaktik olduğunu zaten söyledim. Bakın, İslam dininin ilkelerini ve kurallarını öğretmek esas olarak görülmüştür. Yani adamların amacı orada hem toplumsal yaşamı biçimlendirme, yani değiştirme, hem de aynı zamanda İslamiyet'in kurallarını öğretmek olmuş. Demin söylediğim özellik hece ölçüsünün yanında aruz ölçüsü de kullanılacak ve Arap ile İran edebiyatına ait nazım biçimleri Türk edebiyatına girecek. İslamiyet öncesindeki nazım biçimleri sav, sagu, koşuk, destandı. İslamiyet öncesinde ne Arap kültürüne, ne Fars kültürüne, ne İslam kültürüne ait hiçbir şey bulamazsınız. Çünkü o dönem öz kültürdü. Yani Türklerin kendi kültürlerini yaşattıkları bir dönemdi. Ama artık biz İslamiyet'i benimsedikten sonra hem Arapların hem de İran'ın kültür özelliklerini alacağız. Bu yüzden Mesnevi ve Kaside artık edebiyatımıza girecek. Şimdi tekrar ediyorum. İslamiyet öncesinde Mesnevi var diyebilir misiniz? Hayır. Araplardan alıyorum. İslamiyet öncesinde Arap ve Arapçaya dair herhangi bir şey yok. Devam ediyorum. Dinimize İslam dinine ait kelimelerin yanında Allah, peygamber, namaz, niyaz, cennet, cehennem. Evet, Arapça ve İran edebiyatında kullanılan sözcükler de girmiş. Yani Arapça ve Farsça'ya ait kavramlar da girmiştir. Yine çok önemli özellik. Canlar, ilk dört temel eser. Yani 1. Kutadgu Bilik, 2. Divan-ı Lügat-ı Türk, 3. Atabetül Hakayık, 4. Divan-ı Hikmet. Bunlar da bakın Hakaniye lehçesi, tekrar ediyorum, Hakaniye lehçesi, bir diğer ismiyle Karahanlı Türkçesi.
İkisi de aynı şey. Soruların sizi düşürmesine izin vermeyin. Hakani lehçesi ile Karahanlı Türkçesi aynı şey. Aynı zamanda Doğu Türkçesi de diyebilir. Yani Uygurca'nın devamı niteliğindeki Hakani lehçesi ile Karahanlı Türkçesi ne yapılmıştır? Kullanılmıştır. Neydi? İlk 4 temel eserde. Geçiş döneminin özelliklerini burada noktalandırıyorum. Bir sonraki videomuzda geçiş döneminin eserleri diyelim ve yolumuza devam edelim canlar. Kendinize dikkat edin. Görüşmek dileğiyle.